Evet, batırın, batırın, sıçın, batırın, berbatsınız, rezisin, aptalsın, memen büyük, bacağın küçük, kalçaların bir şey, kolunda kıl var, kaşında göz var, saçında bit var, yapamazsın, edemezsin, abi öyle olmaz, öyle yaptırmazlar, öyle değil, olmaz, batırırsın, şunu düşündün mü, bunu yaptın mı, olmaz, onu yaptın mı, ne yapacaksın, her şeyi yapabilirsin. Yapamaz. Olur mu? Olmaz. Ne geveliyor bu diyebilirsiniz şu anda. Günlük videolarımızdan yenisiyle karşınızdayım. Batırın isimli bu videoda şu an ismini düşündüm. Ne isim vereceğini bilmiyordum. Batırmak. Ki batırın deyince kesin şakacılar gelecek aşağı ama neyse yapacak bir şey yok artık. Sıçmak ve batırmaktaki batırından bahsediyorum. Ve bu videoya girmeden önce de sevgili dostum, ikili oyundan da tanıdığınız Serkan Mutlu'nun bir referansıyla bu videoyu yaptığımı belirtmem lazım. Referans olan yazı da videoya kendisinin 4 sene önce yazdığı "Herkes sıçıp batırmanızı istiyor" isimli yazıydı. Bu yazının linkini aşağıya vereceğim. 4 sene önce yazmıştı kendisi. O zaman okuduğumda aslında bunu benim de yaptığımı fark etmiştim. Nedir peki bu fark ettiğim şey? Kendisi de yazıda zaten değiniyor. Aslında biz insanlara karşı, çevremize karşı, en yakınımızdan en uzağımıza kadar, ilk tanıdığımız kişiye kadar hatta hemen şu hissiyata kapılıyoruz. Evet, bu konuda benim bilgim var. Var ya da yok bilmiyorum ya da biz öyle hissediyoruz. Ve bir şeyler söylemeliyim. Ve bu konuda ben bu konuyu beceremeyeceksem ya da senin yapacağın şeyi o an yapamayacaksam, yapmak istemiyorsam ya da yapacak yetilerim yoksa ya da yapmak için karşıma bir sürü engel çıkıp ben tembellik yaptıysam gidip şuna geçiyoruz hemen. Öyle olmaz, böyle yap. Ama şunu düşündün mü? Yolda böyle olmasın. Kendisi de zaten yazısında ki bu yazı yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'da çıkacağı bir bisiklet turundan önce yazmıştı. Oradan hemen şu cümleyi de alacağım. Bisikletle Avrupa'yı mı gezeceksin? Ne kadar güzel. Senin adına çok sevindim. Bakın işte olumlu kısım. Ama o kadar yolu sadece bisikletle gidebilir misin? Yorulursan ya da bisikletin bozulursa ne olacak? Yani ne olacak? Sana ne lan? Hani işte bu burası benim aslında uyandığım noktaydı. Ha ben böyle dedim mi demedim mi birilerine karşı hani sadece Serkan için değil başka konularda da yıllarca belki de dedim bilmiyorum ama bu kadar sert konuşmamaya ya da benim için sert gelebilecek tonda karşımdakini sorgulayacak, öğüt verecek. Hemen daha yola çıkmadan ki bu yola çıkmak burada hem doğrusal anlamıyla hem de soyut anlamıyla da kullanıyorum. Herhangi bir işe başlamadan anlamında daha doğrusu. Daha çıkmadan karşınızdakinin moralini bozmak, ona karşı iyi davranıyormuş gibi gözükürken aslında onu üzmeye başlamak, zorlamak. Herhalde fark etmeden yaptığımız en büyük hatalardan biri. Şimdi burada tabii bu videonun kendisiyle çelişmesini de istemiyorum. Evet işte bunları da yapmayın falan gibi bir öğüt için söylemeyeceğim. Bu videoyu bir öğüt için hazırlamayacağım. O yüzden de bu yazıyı özellikle referans almak istedim. Serkan'a da tekrar teşekkür ediyorum. Kendi içinden gelenleri yazdı bu yazıda. Ben de çok aydınlanmıştım aslında. Ve bu yazının belki de en güzel yanı bunu herkes yapıyor ve bunu fark etmeden birbirimize karşı hiç yapmıyorum dediğin anda da yapıyorsun. O yüzden de bu video kendine bir gönderme yapmaz umarım. Yani ben de şu anda bu duruma düşmek istemem ama muhtemelen düşüyor gibi olacağım. O yüzden bunu da baştan netleştireyim. Bu konu sadece empati kurmak falan da değil bence. Özellikle yayıncılığa başladıktan sonra bunu daha ağır hissettim. Ki eskiden hani şöyle başlıyor aslında bu. İşte o özellikle üniversite sınavına hazırlandığınız dönemi düşünün ki ben 37 yaşındayım. Herkes de şu olur. Yani aynı işi yapıyoruz. Yani o da oturup soru çözüyor. Ben de soru çözüyorum. Şu an hepimiz yani şu an Türkiye'deki birçok liseli öğrencinin geçtiği durumdan dolayı bir örneği veriyorum. Ama bir gün sonra sana gelip öyle olmaz. 600 soru çözmelisin. Neden? Bilmiyorum. Ben öyle yapıyorum. Tamam abi sen öyle yapıyorsun. Ben de böyle yapayım. Yok. 500 soru daha çöz. Şuna git. Bunu yap. Önce şunu çalış. Önce konu çalış. Sonra bunu çalış. Basketbol oynuyorsun. Hayır, önce bunu yap. Yemek yapacaksın. Abi önce tuzu koy. Ya bir dur, bir dur. Bir durun, bir sakin ol. Sakin ol. Çok çok heyecanlıyız.
Ya ben bunu özellikle yayıncılığa başladıktan sonra çok hissettim. Ve Serkan'ın yazısı o anda tekrar aklıma geldi. Zaten unutmamıştım ama bu videonun bu yazı çerçevesinde olmasını özellikle istedim. Linkini de aşağı bırakacağım. İstiyorsanız okuyabilirsiniz. Çok da uzun değil zaten. Ama dediğim gibi yayıncı olduktan sonra bunu çok hissettim. Bu gerçekten inanılmaz. Yani daha mesela bir şey yapacağınızı duyuruyorsunuz. Abi onu yapacaksın ama öyle yapma. Bak ben önden söyleyeyim, şöyle yap. Sen yap abicim öyle. Ben böyle yapmak istiyorum. Abi thumbnail'ı öyle yapma. Biz bunu eşimize, dostumuza atıyoruz. Ya atın. Önemli olan içerik değil mi? Ya da önemli olan benim bunu yapıyor olmam değil mi? Bir yerden sonra şunu fark ettim. Yani birçok videomuza yatay bakışlarda, benim videolarımda, başka kanallarda, arkadaşlarımla, Mert Günhan'la vesaire yaptığımız bütün videolarda hep bu yorumlar gelmeye devam etti. Gerçekten inanılmaz. Yani ve ben bunu takıyorum. Evet, hani şimdi bunun üzerine gelen de şu yorum çok yorucu. Bunları niye takıyorsun? Bak yine bir niyet okuma var. Yine bir yine bir sana yön gösterme var. Ya da işte bir şey yazıyorsun. Bunu da çok sulan, çok bahsediyorsunuz. Başka bir şeyden bahset. Allah Allah. Niye böyle bir şey yapayım? Tabi bu dediklerim hepsi bu sıçma mevzusuyla ilgili değil. Beni anlamışsınızdır şu ana kadar. Hani biraz bu konu çünkü şey gibi. Yani karşındakinin neyi yapıp neyi yapamayacağından çok kendinin ne düşündüğüyle ilgili aslında bu. Karşındaki umurunda değil. Ne yapmış, içerik önemli mi, bisiklete mi binmiş, ata mı binmiş, uçak mı sürüyor, pilot mu olacak? Hiç. Niye takip ediyoruz? Niye bunun peşindeyiz? Çünkü bunun devamı da çok tuhaf. Bu konu bitmeyen bir şey. Yani hayatımızın her anında kendi yaşamımızdaki mutsuzluğu mu yansıtmaya çalışıyoruz, ben anlamıyorum. Ya bir kişi işe gidiyor, oturuyor, orada mobbinge uğruyor ya da işte maaşı düşük, mutsuz. Kendi yurt dışına çıkacak, çıkamıyor. Başka birisi bunları yapmaya çalıştığında işini değiştirecekse, abi değiştirme, tehlikeli, yok. İşini değiştirme. Şimdi olmaz falan. Abi ben gidiyorum, nereye, yurt dışı, yurt dışına şimdi gidilmez, yok gitme. Yapma yapma, gitme. Neden? Yani tekrar yayıncılığa dönersem bu konu gerçekten hani çok rahatsız edici ve bunun en kritik konusu da, en kritik kısmı da fark etmeden yapıyoruz. Doğalmış gibi, normalmiş gibi bu devam ediyor. Hiç umrunda değil. Demin dedim ya, yayıncılık tarafında işte daha videoyu koymadım. Koyduğun anda, daha izlemeden, abi şöyle mi olsaydı? Uzun olmuş, kısa olmuş. Bitiyor, aradan vakit geçiyor ve beyan gelmeye başlıyor. Videoda senin anlattığının ya da yazdığının ya da yaptığın işin ya da işte o bindiğin bisiklet turun hiçbir önemi yok. Bu sefer şey beyanı başlıyor. Yanlış yapmışsın. Öyle olmamalıydı. Yani bence şu daha iyi yapmış. Bizim Hüseyin var. Senin gittiğin yol yerine şuraya gitmiş. 1500 kilometre yapmış ya. Yapsın. O da onu yapsın. Ben de bunu yaptım. Yani videoyu yapıyoruz. Hemen şu tepki geliyor. İşte bilmem ne kanalında şu daha iyi anlatılmıştı. Bence oraya bir bakın. Niye? Niye? Yani o kötü diye değil. Bak ben de o içerikleri takip ediyorum. Ben de yapıyorum. İşte bu noktada şu ortaya çıkıyor. Şimdi bu kadar olumsuz yorum, bu kadar niyet okuma, bu kadar sıçmanızı, batırmanızı, bunu ben de yaparım demek isteyen kişiler tarafından sıçmanızı, batırmanızı isteyen tepkiler geldikçe sizde şu his oluşuyor. Yani bende de oluşuyor, sizde de oluşuyordur muhtemelen. Açıklama yapmaya başlıyorsunuz kendinizle ilgili, hayatınızla ilgili. Mesela ben son dönemde en komik karşıladığım konulardan biriydi işte. Mesela futbol konusundan bahsediyorum. Herkes tabii şundan da muzdarip. Onu da anlıyorum. Her konuda hiç bilmediğimiz ya da hayatımızda hiç bir zaman hayatımızın bir noktasında olmayan konuda bile fikrimiz var. Bir şekilde duymuşuz ya da kulağımıza doldurulmuş bir şeyleri satıyoruz. Diyorum ki işte şöyle olabilir, böyle olabilir. Futbolda şudur, budur. Ya da işte yeni nesil futbolcuları tanımıyorum diyorum. Çünkü takip etmiyorum. Ama bu mesela benim futbola 20 sene ayırdığım gerçeğini değiştirmiyor. Çok doğal, biraz şey gibidir, idman gibidir mesela. Bu örneği özellikle neden verdim şimdi anlayacaksınız futbol konusunu. Çok herkes konuştuğu için bu örneği veriyorum. Ya diyorum ki işte gençleri takip etmiyorum. Bir ara takip etmem lazım falan diyorum.
Yoksa futbolcu hafızam eskiden iyiydi. Yani artık eskisi kadar iyi değil. İlk gelen şey, abi işte Ronaldo'yu biliyor musun falan tarzı böyle. Yani yani şey sıfır noktasının ötesine giden bir şey. Sanırım bu şundan oluyor. Yani şimdi yine ben de niyet okumak istemem ama karşınızdakinden ya da burada çıkmış yayın yapıyor. İşte bu kişi insanlar izliyor, tıklıyorlar, paylaşıyorlar. Bu konuşuyor ve bir bok bilmiyor, lanet olsun bu herife. Ben bunu en böyle onu en zor durumda bırakabilecek soruyu sormalıyım. Cumhurbaşkanı kim falan gibi böyle bir soru gibi düşünüyor bunu. Ve senin o anda şok olup bilememeni istiyor. Ve şöyle kalmanı bekliyor. Ay neydi ama unut vallahi. Bunu neden yapıyoruz abi? Bu ne istiyoruz ya? Ne istiyoruz? Ben gerçekten bunu anlamadım. O yüzden de hani bu seçime batırma konusu çok acayip. Ve insanlara ben şunu söylerken artık çekiniyorum. Yani evet, bir hayal satmaktan nefret ediyorum. Motivasyon işte, dedim ya, gelişinde bir videomuz var mesela. Bunun size yapamayacağınız şeylerin, bak yapamayacağınız derken yanlış anlamayın, kapasiteniz olmadığı için değil. Belki o konuyu yapmak istemiyor da olabilirsiniz. Yapamama nedeniniz istememeniz de olabilir. Bu size dayatıldığı için yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ya da işte zengin olacaksın, para kazanacaksın yalanıyla size yaptırılıyor olabilir. Ve bunun size getirdiği başarısızlık çok büyük mutsuzluk. O yüzden de bu konuya kafayı çok taktım yakın zamanda. Yani Serkan'ın yazısı da orada çok iyi denk geldi. Ve bunu yayıncının her anda yaşıyorum. Ve bunun aşamaları da devam ediyor. Şimdi bak, bunlar şu ana kadar anlattıklarım daha fikir, daha hani görselliğe geç, fiziksel şeylere geçmemiş kısmıydı. Bundan sonraki aşama şuna geçiyor. Özellikle de yakın dönem patlayan şeyle beraber, gym fitness ortamıyla beraber spor yapan, herkes spor yapıyor, herkes uzman, ki çok zor bir konu. Çok zor bir konu. Yani kendinizi sakatlamanız o kadar kolay ki herhangi bir şeyde. Hemen şuna geç. Abi biraz memelerin kaymış. Biraz yağların, biraz böyle basenler senin hafif hafif oynuyor, bıngıl bıngıl. Abi gözünde işte şey mi var, jimnastik mi var, memeler biraz... Abim sen yani ne gerek var? Ne gerek var? Ne yapayım? Ne gerek var? Bak daha şeye falan geçmedim ha, ben ki, yani aşırı kilom yok. Allah'tan yok. Yani olsa bir de demek ki oradakileri bir hayal bile edemiyorum. Hani artık şişkosun falan şey gibi oldu. Hani geyiğini yapıp geçiyoruz da artık orada seni bıçaklıyorlar, öldürüyorlar yani. Böyle yatırıp yerde tekmeliyorlar. Derini yüzüyorlar orada senin. Onu yapan bana bunu da yapar deyip artık ona alıştım. Ama yapmayın bunları bak. Bunlar çevrenizde de. Hatta bu niyet okuma da bunun artık daha da ilerisi aşaması. Bugün biraz mutsuz musun? Halbuki o anda çok mutlusun. Bugün biraz böyle keyfin kaçık gibi. Ya değil. Yok yok, kaçık kaçık. Ya değil. Senin öyle olabilir. Sen bunu niye yansıtıyorsun? Ve bunların işte bu söylemlerin bütün toplamının sonunda hep bu işte herkes sıçıp batırmanızı istiyor konusuna geldiğine ikna oldum ben. Yani herkes bir şekilde bunu ben de yaparım mottosuyla çıkıp ya oraya çıkmış da bunu ben de yaparım. Sıçsın bu, batırsın. Ya da işte o gün yapamadığınız, hayal edemediğiniz bir şeyleri ya da hep hayalini kurduğunuz ama asla yapmadığınız. Bir de şöyledir ya işte, bunu ben de yaptım bak, bunu hepiniz yaptınız. Şunu öğreneceğim, bunu yapacağım, oraya gideceğim. E niye yapmıyorsun? Abi işte üşeniyorum ya. Başlarız. Yani şu anda belki bu söylediğim bazı kişiler üzerine alınabilir. Alınmasınlar. Bu çok genel bir şey yine. Mesela podcast'te başladık. Bana o dönem belki 10 mesaj geldi. Ben de başlayacağım. Ben de yapacağım. Nasıl yapıyorsunuz? Mikrofon, bilmem ne. Tanıdık tanımadık birçok kişiden. Ve ben bu kişilerin %90'ının bir şey yapmadığını gördüm daha sonra. YouTube'a başladık. Abi YouTube'da ne yapıyoruz, ne edeceğiz, bilmem ne. Twitch canlı yayın nasıl olacak, ne yapacak işte, mikrofonunu alayım, kameranı alayım. Abi işte başladım ama içerik ne yapacağım bilmiyorum, hemen bana yardım et falan. Abi ediyorsun, yapıyorsun. Yok. Ya da kimse bunları hayata geçirmiyor. Sonra da siz suçlu olabiliyorsunuz. Bak bu daha da ekstrem artık. Bana destek vermedin, senin yüzünden oldu. İşte sen destek verseydin yapardım, o yüzden yapamadım. Püh, Allah cezanı versin.
Ve bu arkadaşlarınızdan başlayıp ailenizle beraber tanımadığınız kişilere kadar giden bir süreç. Ve burada da ikinci anladığım konu şu oldu. İnsanlar almak istemedikleri sorumlulukları ya da yapamadıkları şeylerin sorumluluklarını kesinlikle ve kesinlikle başka bir şeye, bak kişiye dedi, bir şeye yüklemek istiyorlar. Bak şimdi çok ilginç bir şey vereceğim, bir örnek vereceğim bununla ilgili ve muhtemelen itiraz edecekler olacaktır, olabilir. Haklarıdır. Hayvan bakımı. Yani hayvan bakımının ne kadar zor olduğunu vurgularım her zaman. Ve oradaki en büyük sorumluluk yükleme şudur. Köpek ya da kedi sahibisiniz, uzaktan bakanlar ya sizin ya o tüler nasıl ya, ilk soru şudur size gelen. Pardon, baştan toparlayayım. İlk soru şudur. Evde zor olmuyor mu? Tüy dökmüyor mu? Bak kimse size şeyi sormaz. Mutlu musun onunla? Senle nasıl geçiniyor? Nasıl bir bağ kurdunuz? Ya işte karnını nasıl doyuruyor? Ne kadar gezmesi lazım? Bunu mutlu etmek için ne yapman gerekiyor? Bunlar yok. Tüy dökülüyor mu? Ne yapacağız? Nasıl olacak o işler? Tüy var. Alerjim var. Lan dur, daha köpek yok evinde. Neye alerjim var? Bir dur. Ya tabii ki birçok kişiyi tenzih ederim. Gerçekten insanların belirli alerjileri belli dönemlere çıkabiliyor. Bu sizin tercihiniz. Çünkü alerjinin üzerine gitmek de bir tercih. Bizzat tanıdıklarım var bu konuda. Çok ciddi tedaviler görüp, iğne aşı vesaire tedaviler görüp alerjisini bastıran, ki benim de çok yüksek alerjim var. Özellikle bahar dönemi bitiyorum. Şu an hele burada iyice bittim. Her yer çiçek, böcek, ağaç olduğu için bütün gün burnum tıkalı, hapşırarak geziyorum. Bu olabilir, işin teknik tarafıdır. Ama bu soruları daha hayvan sahibi olmadan soranlar da aslında aynı niyetti. Mesela bu da başka bir örnek. Yani demek istediğim şu ki birçok alanda, hayatınızın birçok noktasında siz de dahil, ben de dahil bunu yapıyoruz. Ve ben bunu fark ettiğimde şu an hani kesinlikle yapmıyorum diyerek iddialı konuşmak, büyük konuşmak istemem. Ama dikkat ediyorum. Mutlaka azaltıyorum. Çünkü ben de mesela yayıncı olmadan önce YouTube izlerken, Twitch izlerken hep şu hataya düşüyordum. Ya abi öyle değil o. Ona şöyle demelisin falan. Niye? O da öyle diyor abi, bırak. Onun da tarzı o. Ay beni irite ediyor. Ha bir de o var mesela işte. Çok gülmüşsünüz ya. Çok niye gülüyorsunuz abi? Gülmeyin ya. Ne lan? Ah. Evet, gerçekten yorucu. Buna dikkat edin. Yani evet, herkes sıçıp batırmanızı istiyor. Belki de sıçıp batırmanız gerekiyor. Bunlar da zaten siz sıça batıra sıça batıra çok daha iyi şeyler yaparken hala sıçıp batırmanızı isteyenler ise bir bok yapmadan hayatlarına devam ediyorlar. Biz de bu hataya düşüyoruz. Dediğim gibi dikkat edin. Bunu yapmayın. Niyet okumayın. Karşınızdakini seviyesini, bilgi seviyesini, onu çok iyi tanımadan, onunla çok belki yakınlık kurmadan, ki çok yakınınız da olabilir, çok iyi tanıdığınızı düşündüğünüz biri de olabilir bu. Bak, onu da söyleyeyim. Belki ondan bir geri bildirim almadan lütfen onun hayrını olduğunu düşündüğünüz şeyleri hemen dile getirmeyin, hemen niyet okumayın, hemen gaza gelmeyin. Çünkü tam ters tepebilir. Onun için daha büyük bir mutsuzluk olabilir. Bunlara dikkat edin. Özellikle de tekrar Serkan'ın yazısına döneceğim. Herkes sıçıp batırmanızı istiyor yazısını da mutlaka okuyun. Ufkunuzu açacaktır. Ve kapatmadan önce de bu konunun aslında hani ben biraz tabii kendi tecrübelerimden, kendi deneyimlerimden örnekleyerek yola çıkıyorum ama bunun yarattığı en büyük konu da özgüvensizlik. Özgüven sorunu yaşamaya başlıyorsunuz bunları yaşadıkça, özellikle de iş alanında, okulda, ailenizle belki de, belki dışarı çıktığınızda sosyal fobiler gelişmeye, az konuşmaya başlıyorsunuz. Çünkü bunu çözmenin bir yolu var gibi geliyor size. Çok konuşmak. Bu sefer şeye dönüyor çünkü konu. Oğlum benim bunu bilmediğimi zannediyorlar. Benim bunu bildiğimi kanıtlamam lazım. Bu sefer beyana siz geçiyorsunuz. Ben bu okulları okudum, bu işleri yaptım. İşte bisikletten anlarım, futboldan anlıyorum. Neden? Çünkü bu kadar kafa yordum, kitaplar okudum, anlıyorum, anlıyorum. Bu sefer de karşı taraf, sizin niyetinizi okuyan, sizin sıçmanızı isteyen taraf şöyle yapıyor. Aha işte bak dedim, bu adam egolu abi, ben dedim. Bu adam egolu, bu kadın egolu, ben dedim. Bunlar böyle abi. Bitti, orada yine kaybeden sizsiniz.
O yüzden çok ilginç bir dengesi var bu konunun. Dikkat edin, bu çocuğunuz da olabilir. Kardeşiniz olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir. Siz de onlara yapıyor olabilirsiniz. Onlar da size yapıyor olabilir. Bence bunu kibarca çözebilirsiniz uyararak ya da rahatsız oluyorsanız belli ederek. Bazen de belli etmek de iyidir. Hiç belli etmezseniz de bu sefer karşı taraf iyice doğru bir şey yaptığını zannedip daha da saçmalamaya başlayabiliyor. Ya evet, bu konuya kafam çok takılıyordu. Biraz bahsetmek istedim. Umarım bu videoyu yaparken kendime bir gönderme yapıp şey dememişimdir. Kendimde niyet okuyup size nasihat vererek ya da sizin sıçmanızı isteyerek böyle bir konudan bahsetmeye çalışmış olmamışımdır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki günlük videosunda muhtemelen yöneticilik, yönetmenlik, yönetme konusuyla ilgili bir video gelecek. Onu aslında öne alacaktım ama bu konudan konuşmayı özellikle istedim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.